Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, merhaba. Dinliyoruz sizi. Ya işim 2 hafta önce ben Adana'ya gittim. Ay, şimdi Kaç yıllık evlisiniz? ben 9 yıllık evliyim, çok heyecanlıyım. Tamam, sakin olalım, sakin. Evet, çok Kocanız aldattı heyecanlıyım. mı sizi? Evet, aldattı. Kimle aldattı, Komşumu nasıl yakaladın? yakaladım. Yani Allah komşumun aldı. kahretmesin. Evet. Ondan sonra ben annemlere gitmiştim, geldim. 17 günlük bir tatil yaptım yazın. Geldiğim sırada WhatsApp'ına bak, ben seni aradım, işte sen beni görmelisin. Ben şey niyetiyle bakmadım, yani beni aldatıyor ya aldat niyetiyle bakmadım. Baktım arkadaşım WhatsApp numarası görüntüsü. Bunu görünce çok sinirlendim. Ve o da biz samimi olduğumuz için, gidip geldiğimiz için eşim de eşi aradığını söyledi. Ve ben buna inanmak istedim. Çünkü biz 8-9 yıllık evliyiz ve 3 çocuğumuz var. Ve hiçbir şeyini görmedim eşimin. Ondan sonra tartıştık falan. İşte o beni ona ikna etti. Ya ben işte hep diyorum, eşim işte eve geldim, telefonu saklamaz, şifresi yok. Ne bileyim, internetle çok arası yok. Bir dakika, seni Ama kim diye ikna etti? Eşin o kadınla bir eşim, ilişkisi olmadığına yarısını ikna beni etti. ikna etti. Evet, Tamam. ikna oldum. Peki. Çünkü hani telefonu saklayan biri değil, veya şifre koyan biri değil, sonra internetten anlayan biri değil. Ama onu arayan, yani Eşini yoldan çıkaran komşun mu oluyor bu evet, durumda? komşum oldu. Çünkü benim eşim hani yapmaz. Yani yapmaz diye biliyorum, çünkü biz aile apartmanında oturuyoruz ve çevrede bilmiyoruz. Ve eşim hep der, ben işte aileme, adıma şey yapmam, yani zarar getirmem falan diyor. Yani çocuklarını da çok Peki seviyor işte. gerçekten böyle mi? O kadın mı kocanı yoldan Evet, o çıkarttı? kadın yoldan çıkarttı, çünkü mahallede söylenti vardı. İşte bak, bu kadın birinin arabasından iniyor. İşte bu kadın millete şey yapıyor falan, komşular arasında. Ben de diyorum ya, ben bir şey görmedim, nasıl yani inanayım size falan. Ama komşularımız hep yani Evet, yok yani alakası yok. bir mezhep, Tamam. bir Tabii memleket, alakası yok. tamam. onlara yüklemeyelim. Çünkü Tamam. her ırktan, her Evet, dilden herkesten kötü var. Doğru, çıkıyor. haklısınız. Şimdi ben şunu Evet. öğrenmek istiyorum. Sizin kocanız Ve pürüpak, aslında hiç bu işlerle işi yok. Ama kadın geldi, senin kocanı yoldan çıkarttı. Burada anlamak istediğim şu. Kocanız yoldan çıkmış mı? Yani kadınla bir ilişkiye girmiş mi? hayır, ilişki olmamış yani. Kadın evinde, o eşim de evinde, yani öyle bir görüşme olmamış ama telefonda. Yani eşinden almış numarayı. Ben kadın evine gittim, kadınla kavga ettim. Kadın inkar etmedi. Ben ona inandıktan sonra 2 ay sonra yani bekledim, yani inandım ya eşime. 2 ay sonra tekrar telefona baktım, bakma gereği duydum ya. Eşim de ama hep demek istiyormuş. Demek eşim de konuşmuş yani. Hani bunda eşimin de suç Peki var. ne Kadın tek suçlu yazışmışlar, ne değil. konuşmuşlar, yazışmaları ne? Yazışmayı görmedim. Hani birini ararsınız ya, kapalıyken mesaj gelir, işte aradığınız numara açık, cep açık diye. Ha. Baktım kadının numarası cep açık, mesajı gelmiş. Çok sinirlendim. Eşimle tartıştım. Akşam kadının evine gittim. Kocası evde. Ay, Gittim. kadın evli mi bir de? Evet, evli. Onun da 3 çocuğu var. Vay Gittim vay 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 vay. kapısına. Eşiyle o müsait değil. Yani kadın çıplak gibi. Gittim evine, baktım eşi de müsaade, kapıda, bahçede. Ona bayağı laflar söyledim yani böyle. Artık Kocasının yanında mı söyledin? hayır, o beni bahçeye doğru getirdi yani. Onlar hani yani kocası biz yani kadınlar yan yanayken eşi gelmez, hiç öyle bir huyu var. Yani Tamam. biz ikimiz tek görüştük. Baktım dedim ki, dedim ben seni eşine söyleyeceğim. Eşim de istersen gelsin eşimi öldürsün ki ben söyleyeceğim artık. Ben bunu kabul edemiyorum. Benim eşim böyle bir şey yapmazdı. Eşim de yemin ediyor ilk o beni aradı diyor. Ben de diyorum, ilk seni aradıysa sen onu 9-10 defa arama gereğini neden duydun? Aramasaydın, kapatsaydın, engelleseydin, bitirseydin. Sen o kadar iyiysen öyle yapsaydın. Tabii eşim de korktu benden. Baktı kadının evine doğru gidiyorum. Kayınvalidemler de binada. Elçilerim, onlar hiç kimse bilmiyor ve onlara söylemem. Çok heyecanlıyım. Ya kayınvalideme en son söyledim. Hani dedim, sen beni bir kere kandırdın. Dedim ki eşi aramış, ben de buna inandım. İkinciyi neden, böyle neden bir kere inandırdın, beni kapatsaydın konuyu. Bir Tamam. Bir huzurum kere bozuldu. masum bir arama mı var? Yoksa bunların ilişkisi olduğunu ispatladınız mı? Soracağınız İlişkisi soru nedir? olmuş. 9-10 defa aranmış birkaç saat içinde böyle. 12'den 2'ye kadar
O onu aramış, o onu aramış bir gün içerisinde. Ben eşim çok dediğim gibi internete girmez. WhatsApp görünümüne bakıyorum eşim. Onun görünümüne bakıyorum. Aynı dakika onun görünümüne bakıyorum. Hani görüşmüşler, yazışmışlar. İkisinin görünmesi aynı. Ve ben eşime diyorum ki sizin ikinizin görünmesi aynı. Ve kadın benim arkadaşım, kocası da eşimin arkadaşı. Peki siz bu konuda kocanızın da kabahatli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum çünkü Peki, engelleyemiyorum. ben anladığım kadarıyla tabii çok normal bir kadın olarak ben de çok dolardım böyle bir meselede. Buradan Evet. mesela belki de hani eşiniz yaptığı hatayı da anladı. Buradan hem eşinize hem bu noktada küçücük masum bir görüşme bile yapan bütün erkeklere ne Evet. söylemek istersiniz? Ya ne söylemek isterim? Yani kadınlar, ya eşim biliyor benim onu aldatmayacağım. Demek ki bu aldatan erkeklerin kadınlar bence daha sağlam. Çünkü yıkılıyorlar ya, kıyamıyorlar eşlerini aldatmaya. Çünkü ben yıkıldım, ben istemiyorum başkasının karısı da benim yüzümden yıkılsın. Ve ben eşime dedim ki sen bana bunu bir daha yaparsan ben de seni aldatacağım. Bitti. Ve eşim çok böyle sinirlendi ve benim bu lafıma çok sinirlendi. Yani aldatan erkek, başka bir şey söylemiyorum yani, anlatsınlar artık. Yani kadınlar onlara çocuk veriyor, ömür veriyor, hayat veriyor. Borcunudur, harcınıdır, evini geçindir. Her şeyi yükleniyorsun, Ama kendinden şimdi bak bir fedakarlık. dakika sadece erkeklere de yüklenmeyelim burada. Bak öbür Ha. tarafta da yazık İşte. aldatılan bir adam var. Evet, o Adam adam da bak bu bilmiyor. ikinci oldu programımızda. Bak sadece erkek sadece kadınlar değil aldatılan adamlar da var. Evet. Aldatan insanlar topluluğu olduk biz. Ben hemen Evet. sorunuzu alayım uzmanlara ne Ya sormak ben istiyorsunuz? eşimle böyle eşime karşı soğudum. Böyle Heh. her iki lafımda bir laf sokmaya çalışıyorum. Böyle ona bir kere inanmıştım ya, böyle bütün hayallerimi yıktı böyle. Acaba ne konuşsalar? Bütün gün evde kuruyorum. Kadın da karşımda Eyvah. konuşuyor. Görüyorum. Bunu Şimdi görünce daha çok bakalım. sinirleniyorum. Yani ne Siz yapmam gerekiyor? Ben eşime ısınayım mı? Etkili mi olalım? Yani bir konuşmadan ibaret. tamam. Bilmiyorum artık. Bir soralım bakalım uzmanımıza. Tabii hani bir kere midene bir Gönlü şey kırıldı. düştü mü? Gönlü kırıldı. Hep o mide bulantısı devam ediyor. Evet. Ne yapsın? Evliliğiniz devam ediyor ve eşiniz artık bundan sonra herhangi bir eyleme girmeyeceğini, bir yanlış yapmayacağını sözünü verdiyse yavaş yavaş artık normal yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Aksi Çok zor ya takdirde valla. laf çarpmalar karşı tarafı sizin kocanızın gözünde üst taraflara çıkartır. Daha çok merakını arttırır. Bu kadar laf çarpıyor, benim aklıma getiriyor. Düşünmek istemesem de getiriyor diye daha çok öbür tarafa itersiniz. Bu laf çarpmaları mümkün olduğu kadar yapmamaya, kendinize hakim olmaya gayret etmenizi öneriyorum. Evlilik devam edecekse ne yapayım, içimi mi ısıtayım diyorsunuz. Ömür boyu soğuklukla yaşanmayacağına göre biraz zamana bırakalım. Birazcık akışına bırakalım. Gözümüzde hafif açık uyuyalım. Ama o soğukluğu ortadan kaldıralım. Soğukluğu kaldıralım. Aksi takdirde diğer tarafa daha çok iteriz. Şimdi çok enteresan. Kadın ihaneti yakaladığı anda hemen koştur koştur öbür kadına koşuyor. Yanlış. Bunu hep Mor söylüyorsun. yanlış. Külliyen yanlış. Diğer kadını, kocasını elde etmek için daha çok hırslandırıyoruz. Diğer kadının gözünde kendi kocamızın değerini arttırıyoruz. Bu işi savaşa döndürüyoruz ve diğer kadını kıymete bindiriyoruz kocamızın gözünde. Bunu yapmayın diyorum, özellikle yapmayın. Peki siz ne diyorsunuz Savaş Bey? Kadınlar ihaneti yakaladıkları zaman ne yapmalı sizce? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kadınlar ihaneti asla unutmuyorlar. Yani ne yaparsanız yapın 30 sene sonra bile o ihaneti o eşe hatırlatıyorlar. Bunu gördük. Dakikası dakikasına. Hele bir Dakikasına. yaşlandığında o adam. Tabii. Şimdi hanımefendi burada takiplerini telefon üzerinden yapmış. Duymuş, görmüş. Devamında ne yapması gerekir? Takiplerin bireysel takiplere dönmesi gerekir. Yani Ne demek onu o? şahsı eşini takip edecek. Çaktırmadan ama. Çaktırmadan takip edecek. Şöyle iğneliye Göz laf açıp soka soka görürüz, değil. devam. Değil. Yani bakın dediği gibi sadece telefon üzerinden yüzeysel bir görüşme de olabilir bu. Ama devamında her şey yakalanmış, biliniyor ve buna rağmen kadınla bir yerde bir görüşme sağlıyorsa ve buna eş yakalıyorsa anladığım kadarıyla yeni bir dedektif de hanımefendi. Yani biraz önceki hanımefendi de dedektif gibi hitap etti. Bu hanımefendi de öyle. Mutlaka takip etsin.
En fazla bir hafta içerisinde birliktelik varsa zaten onu görür. Evden çıktıktan sonra telefon muhabbetlerini kesmiştir. Der ki ben artık telefonla konuşmayacağız. Bu iş bitmiştir. Telefonla konuşulmayacak. Ya başka bir telefon alınır. Onunla konuşulur. Ya da herhangi bir kafede veya çok uzak bir mekanda oturabilirler. Ve buna eş yakalarsa bu sefer adını koyar. Ama bu bence de yüzeysel gibi geldi bana. Şimdi tıpta şöyle bir şey var. Koruyucu hekimlik diye bir şey var değil mi? Mesela hastalanmadan önce yapılması gerekenler. Yapılması gerekenler neler? Evliliğimizle ilişkimizle hastalanabiliyor. Tabii. Ve gerçekten burada sadece aldatan erkekte mi suç? Bazen dönüp biz de kendimize bakmamız lazım. Ben ne yaptım ki bu adam dışarı kaçıyor? İlla ki sırf adamda hata olmuyor. Kadında da hata oluyor. Şimdi ben her iki uzmana da soracağım. Önce sizden sonra ilişki terapistimize soracağım. Aldatılmamak için ne yapmaz gerekir? Kadın ya da erkek hiç fark etmez. Bir kere en önemlisi sadakat. Evlilikte eşlerin birbirine olan sadakatleri. Bir de evlenmeden önce yapılan evlilik öncesi araştırmalar, bunu bireyler kendileri de yapabiliyor. Hı hı. Aileler arasında eşle ilgili tahlilleri yapması gerekir. Bakın en önemlisi bu, burada başlıyor zaten sonra. Yani kimdir, nedir, neyin nesidir çok iyi araştırmak. 7'sinde neyse 70'inde de odur. Doğru. Kardeşim, yani bu hakikaten atalarımız bunları böyle boş yere söylememişler. Hep yakın çevresinde sormak gerekir. Tabii mutlaka. Bakkala, komşuya. Mutlaka, yani kendiniz yapın. Yani evleneceksiniz, siz ona belli bir zamana kadar tanıyorsunuz. Evlendikten sonra yüzler değişmeye başlıyor. Doğru. Gerçekten böyle. Yüzler değişiyor. Diyorsunuz ki ya biz seninle 2 sene flört yaşadık. 2 sene flörtte sen böyle değildin. 2 sene sonra sana ne oldu diyorsunuz. Tanıyamadığınızı fark ediyorsunuz. Bu işin bir sonraki dönemi aralarındaki husumet başlayınca farklı bir yüz daha çıkıyor ortaya. Evet. Ama bu sefer diyorlar artık ki bu adam veya bu kadın bu olamaz. Çünkü farklı. O işin çünkü hastalık boyutu. Evet, hastalık. Değil mi İnci? Evet. Hastalık boyutu. Narsist tipler var yani. Narsistler var. Onlar çok fena. O narsistler var ya, dışarıya beyefendidir. Tabii. Dışarıdaki herkes onları o kadar sever ki. Gelir sana derler ki ya ne tatlı bir kocan var senin. Ah içi seni ama dışı beni yakar dersin. Biliyoruz öyle örnekleri. İnci'ye de soracağım. Bir dakika. Fatih bağlayın telefonu. Alo. Lütfen hatta kalın. Ama İnci'me de bir sormam lazım yani. Aldatılmamak için nasıl bir önlem alalım? Aldatma bende 6-7 çeşit oluyor. Yani bunun 6 tanesini aldatma grubuna koymuyorum. Çünkü bunlar evlilik problemi sebeple aldatmalar oluyor. Ama gerçek aldatmada evlilikte herhangi bir problem olmasa da gerçekleşen bir eylem, onun çözümü yok zaten. Evlilik içinde yatak odanız çok iyi olacak, bu bir. İkincisi karşı tarafın ve kendi aileniz arasındaki dengeyi çok iyi korup sürekli vıdı vıdı yaparak, kadın veya erkek hiç fark etmiyor, kadının erkeğe, erkeğin kadına sürekli olarak aileleri şikayet etmemesi, ekonomik bir sıkıntı veya ekonomik ferahlık yaşandığında eşe karşı davranışın değişmemesi çok önemli. Hı hı. Bunların olmadığı ortamlarda aldatma garanti oluyor, onu söyleyeyim. Ama bunlar düzeltilebilir aldatmadır yalnız. Evet. Bir de düzeltilemeyen aldatmalar var. Tabii düzeltilemeyenler var. Adamın hayatında 5-6 kişi var. Yani neresinden tutup düzelteceksin o adamı? O ömür boyu öyle gider Nur. Evet. Ömür boyu. Ön tekerlek nereye giderse arkası da oraya gider. Tabii. Ve o adamı düzeltemezsin. Tabii. O adamı düzeltmek için uğraşırsan sen hastalanırsın. Tabii. Alo, dinliyoruz. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Şöyle başlayayım isterseniz. 11 yıllık evliyim. Hı hı. Bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Cümlemizinkine. Eşim tarafından aldatıldım. Hem de gerçekten çok güzel bir şekilde aldatıldım. Aldatmanın güzeli nasıl oluyor ya? Ya resmen komedi gibi. Yaklaşık da 6 ay oldu. Ben evi terk ettim çocuğumla beraber. Ne oldu peki? Nasıl komedi gibi? Nasıl aldattı? Kimle aldattı? Şöyle bir komedi oldu. Çalıştığı iş yerinde bir bayanla aldattı. O kızı birine, kime benzettiğini de söylemeyeyim artık. Birine benzettiğini, çok yakın birine. Çok iyi
ilgilenmek istediğini, karşı taraftaki bayan da evliydi. İlgilenmek istediğini, kocasının onu dövdüğünü, borca soktuğunu falan filan, sürekli ikaz etmeme karşın, işte istemiyorum, yazma, arama, sorma dememe karşın beni hiç tiye almadı. Kendimin de rahatsızlığı var bu arada, hastayım. Hastalığım yüzünden başka bir şehre gitmek zorunda kalacaktım. Geçmiş olsun. 10 yıldır çalışıyordum. O yüzden hastalığım yüzünden işimden ayrıldım. Maddi imkanım da yoktu. Normal olarak işimden para isteyip de gitmek zorundasın. Hani ya da benimle gelmesi gerekiyor. Gelmedi mi? Yok, hayır, gelmemesini boş verin. Bana çıkartıp bir para bile vermedik. Yani gitsen sağlığına bak diye öyle bir mevzu bahis de olmadı. Bakarız. Biraz bekle, işte falancıdan borç alayım, ondan borç alayım bilmem ne, ki göndermedi kısacası. Vicdansız. Bunun aynen. Bunun akabinde ben ailemin bana yardımıyla beraber sağlığım için gittim. Tekrardan geri geldiğimde evde bir gün otururken telefonuma bir sosyal medyadan bir mesaj geldi. Karşı tarafın eşinin arkadaşı bana telefon numaramı istediğini, eşimin beni aldattığını, bunu bana kanıtlayacağını söyledi. Hiç tereddüt etmedim, numaramı verdim. Akabinde zaten peş peşe mesajlar döküldü ama öyle böyle değil. Bir ara erkek kardeşinin yanına gittiğini söylemişti sana. Bir gün kalacağını söylemişti ki biz o gece de telefonda onunla yazışmıştık, eşimle. Fakat eşim kardeşinin yanına gitmemiş. Karşı taraftaki bayanın yanına gitmiş. Beraber olmuşlar. İğrenç iğrenç yazışmaları, işte her şeyini gördüm. Onun akabinde ben evi zaten terk ettim. İşte evdekilere haber verdim. Hani gelmeyeceğim diye. Anladığım kadarıyla karşı taraf da evli. Tabii. Zaten eşi bunu öğrendikten sonra karşı tarafı boşamış. O tekrarsa da boşamış, bitirmiş. Ben bunu onun ailesine söyledim. Fakat pek de bir şey göremedim. Hani bana bir yardımları falan oldu, bitti, işte o kapandı, gitti falan filan mevzusu döndü. Beni evde yalnız bıraktılar onunla beraber. Eve geliyor. Şeye girmiyor, hani oturduğumuz odaya girmiyor, çocukla ilgilenmiyor, telefonunu alıp çocuğun odasına gidiyor, yazışmalar bilmem neler falan filan. Eşim sürekli alkol de alıyordu. Kabus gibi bir yaşam yani. Bu yaşamın ortasında hastalanmamak mümkün değil. Aynen, ne yazık ki öyle. Alkolle eve geldi. Ben ona dedim ki bak dedim, konuşalım bu işi dedim, halledelim. Karşı tarafa annesine bağırması benim çok gücüme gitmişti. Çok severim onları. Kalktım yerimden, dedim sen niye bağırıyorsun? Yüzüme bakarak dedim konuşacaksın. Bana dedim bunu dedim açıklayacaksın, yani anlatacaksın dedim. O ise kafasını böyle hani lakayı lakayı kafasını kaldırıp ne oldu, ne anlatacağım? Dediniz zaten ya, hiç beni kale almıyor diye. Aynen öyle deyince dayanamadım. Bir tokat patlattım ona. Hak etmiş miydi? Evet, hak etmişti. Ondan sonra da zaten durmadım. Kesinlikle ve durmadım. Artı çocuğu da bu olayları gördü. Artı ben bu olaylar içerisinde ondan dayak da yedim. Eyvah. Bu hasta halimde. Kafamdan saçlarımı çeke çeke beni sokak evin ortasında sürükledi. Komşularım da bunu gördüler. Baraya başvurdum, avukat tayin istedim. Onu bekliyorum hala. Şu anda boşanma aşamasında mısınız? O kendisi gidip vermiş. Ben hala baradan avukat bekliyorum, gelmedi. Peki sorunuz nedir uzmanlarımıza? Şimdi şöyle bir mevzu var işin içinde. Bu şahıs evine hiç para bırakmıyordu, hiçbir şey almıyordu. Her şeyi ben kendim karşılıyordum, çocuğumun da kendimin de. Beni bin bir türlü borca da soktu. Elimdekini, avcumdakini de aldı. Kendisi aldı. Yedi, içti.
arkadaşlarıyla, onunla, peki, bununla. Peki, şimdi şöyle yapacağım. Ne olur ekran başında kalın. Çok acil reklama gitmek durumundaymışım. Sizin gibi bu anları yaşayan o kadar çok insan var ki diyorum ki ne yap, kim ne yapar, kendine yine döner kendi kendine. İnşallah o hainler de yaptıklarını çekecekler. Biz hasta oluyoruz yani. Bize yapılanlarla evet, hasta evet. oluyoruz. Biraz sonra uzmanlarımızdan cevabı alacağız ama çok kısa bir aram var, hemen döneceğim. Aslında programda reklam öncesi dinlediğimiz hikaye hepimizin aşina olduğu bir hikaye. Doğru. Adam başka kadını seviyor ama ilk önce ona yardım etmek için yaklaşıyor. Sonra aralarında bir ilişki doğuyor. Daha sonra da iş boşanma aşamasına geliyor. Hanımefendi barodan avukat bekliyor ama yaptığı bir hata var, delilleri topluyor, değil mi? Savaş evet, orada yani... bütün hanımefendilere seslenmek isterim bu konuyla ilgili. Hanımefendi ve beyefendilere. Hanımefendi ve beyefendilere. Böyle delilleri yakaladığınız zaman mutlaka bir kayıt altına alın. Telefonuna fotoğrafını çekebilirsiniz. Çünkü bir boşanma gerçekleşirse sizin maddi kazanımlarınız artabilir. Tabii ki herkes boşandıktan sonra kendi yoluna gidiyor. Yani ama delilleri toplayın delilleri diyorsunuz. Toplayın. Çok önemli. Peki. Bu kadar yakalamışsınız. Nafaka içinde barodan avukat bağlandığında büyük bir ihtimalle kendisine hemen tedbir nafakası bağlanacaktır. Bu konuda endişesi olmasın. Bir an evvel barodan avukat bağlanınca bu işin hukuki sürecine devam etsin. Çok teşekkür ediyorum. Ama öğrendiğimiz bir şey var. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Böyle bir ihanetle karşılaştığınızda hemen öteki kadını aramayın. Evine gidip basmayın. Allah göstermesin. Aman. Orada başınıza hiç istenmeyen şeyler gelebilir. Yapacağınız tek şey... Yani sükunetle eğer ayrılmak da istiyorsan delil toplayacaksın. Delil toplayacaksın, delil toplayacaksın. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de.